Bir başka müjdemiz de SMA hastalarına ve ailelerinedir. Daha önce bu hastalığın kontrol altında tutulmasında kullanılan ve gerçekten çok pahalı olan ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Şimdi aynı hastalığı diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta içinde müjdesini verdiği SMA ilaçlarının devlet tarafından verilmesi uygulaması hayata geçti. SMA hastalarının ilaçlarının geri ödeme listesine alınmasıyla ilgili tebliğ resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SMA hastalarının bugünden itibaren ilaçlarını alabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, yeni düzenlemelerle birlikte 10 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını, yurt dışı ilaç sayısının 400'e, yurt içi ilaç sayısının da 8562'ye ulaştığını ifade etti. Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini aktaran Bakan Selçuk, SMA hastalarının tip 1, tip 2 ve tip 3 evresinde gerekli ilaç masraflarını karşılıyoruz. İlaca erişimde hiçbir sorun olmayacak dedi. Selçuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi asıl önemli olanın bu ve benzeri ilaçların Türkiye'de üretilmesi olduğuna işaret etti. Bakanlığın açıklamasına göre geri ödeme listesine alınan ilaçlar başta SMA olmak üzere kulak, burun, boğaz enfeksiyon ve cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Tebliğde ayrıca ortodontik diş tedavileri gibi işlemler için yeniden düzenleme yapılarak erişilebilirlik artırılırken biyonik kulak cihazları da devlet üniversite hastanelerindeki ameliyatlarda kullanılmaya başlandı. Manzara mı kullanıyor?